Paşam, Şehzade Bayezid Hazretleri geldiler. Hayırdır? Daha günüz vakti buradaydı. Ben davet ettim. Gel. Şehzadem, nihayet saraydasın. Gördün mü oğlunu? Gördüm şehzadem. Vakitsiz geldiği için haberim olmadı. Devlet işlerine dalmışım. Evlat-ı iyal mühimdir Rüstem Paşa. Sana söyledim. İhmal etmeyeceksin. Daha mühim bir mesele var. Şehzade Selim'in elinde sizin yolladığınız bir sandık olduğunu işittim. Hünkârımızla aranızı bozacak bir sandık. Bu doğru mu? Sen nereden biliyorsun? Af buyurun şehzadem. Bu dediklerim doğru mu değil mi? Doğru lakin eksik. Şehzade Selim beni itham ederse kendi başını da belaya sokar. Her şeyi dinleyeceğim şehzadem. Lakin bana bir müsaade edin. Ağalar. Derhal Lala Mustafa'ya haber verin. Buraya gelsin. Neyi bekliyoruz şehzadem? Hünkârımız bu sandıktakiler şahit olmalı artık. Hünkârımız cenazeden beri ilk defa saraydan çıktı. Yasının sona erdiğini söylemek mümkün değil. Validemin acısını yüreğinde ölene dek taşıyacak, buna eminim. Birkaç gün daha bekleyeceğiz. Sen öyle diyorsan. Acele etmeye lüzum yok Nurbanu. Rüzgar benden yana esiyor. Mühim devlet adamları artık senin yanında. Lakin Rüstem Paşa, o hala Şehzade Bayezid'in has adamı. Kim bilir belki yakında o da kararını değiştirir. Tam kellesini alacaktım ki Selim merhametime sığındı. Rahmetli Mustafa abimden, Cihangir'den den vurdu. İlaveten valideme söz vermiştim. Yapamadım. Kıyametin eşiğinden dönmüşsünüz. Gel. Şehzadem. Paşam. Şehzade Selim ona yolladığım sandığı ve içindekileri saklıyormuş. Hatta payitahta getirmiş. Doğru mu Bulala? Vallahi ilk defa sizden işitiyorum şehzadem. Seni Şehzade Selim'in yanına gözümüz kulağımız ol. Hadiselerden bizzat haberdar et diye göndermedik mi? Bana itimat etmiyorlar. Şehzade Selim'in hünkârımıza yazdığı mektuba mani olduğum günden beri her meselenin haricinde tutuluyorum. Telaşa lüzum yok. Selim o sandığı hünkârımızın önüne getirirse kendi zararlı çıkar. Lala Manisa Sarayı'nda neler olup bittiğine şahit. O beni teyit edince hünkârımız bana inanacaktır. Hiç şüpheniz olmasın şehzadem. Zinhar şüpheye düşme şehzadem. Bu fırsattan istifade etmeliyiz. Eğer harekete geçmezsek kaybederiz. Pahalıca Hatun'un söylediklerini hatırla. Kral Şarkin'in vaziyetinin ağırlaştığı konuşuluyor hünkârım. Kendisinden ümit kesilmiş. Her an ölümü bekleniyor. Gel. Hünkârım.
Hünkâr, müsaadenizle. Size izah etmek istediğim bazı mevzular var hünkârım. Hünkârım, müsaadenizle. Müsaade ederseniz Rüstem Paşa da kalsın hünkârım. Anlatacaklarım onu da alakadar ediyor. Zira devlet meselesi. Mülüksündür. Rahmetli validemin cenazesinden mütevellit sustum. Onun aziz hatırası için susmaya da devam edecektim. Lakin Şehzade Bayezid beni hala tehdit ettiği için buna mecbur kaldım. Bu hatun kıyafetini bana Bayezid yolladı. Pekmaneler şehzadem. Boynuz kulağa geçer derler. Hiç gocuma Matmaca. Şehzadem, hünkârımız bir an evvel sizi huzuruna bekliyor. Tamam Ferhat'a. Şehzade Selim harekete geçmiş olabilir. Lokman'a, derhal Lala Mustafa'ya haber yolla. Hasadon'un önünde beklesin. Ona ihtiyacımız olacak belli ki. Emredersiniz şehzadem. Böyle bir meseleyle canımızı sıkmak istemezdim. Lakin endişeliyim. Bayezid benim kardeşim. Ona olan sevgim ve hürmetim baki. Ne o benim canımı yaksın isterim, ne de ben onun. Gel. Hünkârım. Bunları Şehzadem Selim'e sen yollamışsın, doğru mu? Doğru hünkârım. Ben gönderdim. İnşallah sebebini de size izah etmiştir. Ben senden işitmek isterim. Madem öyle, en başından anlatacağım hünkârım. Bir müddet evvel sancağımdaki imarethanemin masrafları için Mihrimah Sultan'dan destek istedim. Sağ olsun esirgemedi. Şehzade Selim'in muhafızları altını getirenlerin önünü kesmiş. Mevzudan haberdar olunca adamları yakaladım. İkaz için de elebaşının kellesini Manisa'ya yolladım. Ancak ne yazık ki kardeşim bu durumdan ders çıkarmadı. Beni kendi soframda zehirlemeye kalktı. Ölümden döndüm. Bunun hesabını sormak için sarayına yürüdüm. Rahmetli validem araya girdi. Destur! Haseki Hürrem Sultan Hazretleri! Onun hatırına sessiz kaldım ve bu meseleyi unuttum. Çok geçmeden Şehzade Selim sözünü tutmadı ve beni size şikayet etmek istedi. Ben de ona bu kıyafeti göndererek avretler gibi arkamdan iş çevirmemesini ve bir erkek gibi karşıma çıkmasını istedim. Selim karşıma çıktı. Bu sefer de hileye başvurdu.
Bana tuzak kurdu ama bertaraf ettim. Sonunda teke tek dövüştük. Ben galip geldim. Canını alabilirdim lakin yapmadım hünkârım. Son kez ikaz edip gönderdim onu. Allah şahidimdir hünkârım. Söylediklerimin eksiği var, fazlası yok. Lala Mustafa bütün bu olanlara bizzat şahit. Eğer bana itimat etmiyorsanız bir de onu dinleyin kendisi kapıda. Lala. Şehzadem Bayezid'in Şehzadem Selim hakkında anlattıkları doğru mudur Lala? Selim Bayezid'in altınlarını çalıp canına kastetti mi? Hünkârım. Şehzade Bayezid şahitlik etmem, dediklerini tasdik etmem için beni zorladı. Ancak bunu yapamam, size ihanet edemem. Sen ne diyorsun Lala? Sen bana bunu nasıl yaparsın? Sen nasıl bir ailesin? Bayezid! Sen kimsin? Şehzadem için eşkıya mı? Bu ne cüret benim huzurumda? Alenen yalan söylüyorlar hünkârım. Birlik olup bana iftira ediyorlar. Gafil! Sen değil misin Lala Mustafa'nın şahitliğini içten? Satın almış onu. Aklına girip zehirlemiş belli ki. Her şey size anlattığım gibi hünkârım. Kes sesini! Yazık. Sizin düştüğünüz şu hale yazık. Siz nasıl bakıyorsunuz birbirinize? Ben düşmanıma böyle bakmadım. Derhal yıkılın karşımdan. Elimden bir kaza çıkmadan defolun. Hünkârım. Lala, sen nasıl bir şeytansın? Daha dün yüzüme gülüyordun. Meğer arkamdan çevirmediğin hiç kalmamış. Bayezid yeter. Git yoluna. Seni o gün, kılıcımın gölgesini hissettiğin o gün öldürmeliydim Selim. Şehzadem, hadi gidelim. Vaziyeti daha beter bir hale getirmenin manası yok. Şehzadem. Olanları işittim. Elbette Bayezid'in yaptığını müdafaa edecek değilim. Lakin onun tek başına suçlu olduğuna ihtimal vermem. İyi düşündün hünkârım. Bayezid durduk yere Selim'e sataşmaz. Belli ki tahrik etmiş. Sen bunları düşünüp kendini yorma Mirma. Daha yeni doğum yaptın, sarayına dön. İstirahat et, evladınla alakadar ol. Bayezid ateş içindeyken ben nasıl rahat oturabilirim? Ne olur onu bağışlayın. Validem gidince zaten dünyamız yıkıldı. Bir de bunu kaldıramam.
Herkes hatasının suçunun bedelini ödemeli Miram'a. Aksi halde bir dahaki sefere hatası daha büyük olur. Cezası da. Elbet bir ceza vereceksiniz. Lakin her zamanki gibi adil olmanızı bekliyorum sizden. Bayezid kadar Selim de suçlu. Çekilebilirsin Miram. İnşallah Mihrimah Sultanımız bir netice elde eder de hünkârımız hakkaniyetini gösterir. Zannetmem Rüstem Paşa. Hünkârımız bana ne vakit hakkaniyetli davrandı ki şimdi davransın. Gel. Şehzadem, paşam, evladınız Osman huysuzlandı. Mihrimah Sultanımız da yok malum. Size sual etmemiz gereken bazı hususlar var. Şehzadem. Paşam. Sırası değil. Paşam. Evladınızın vaziyeti iyi paşam. Hatice Hatun'dan böyle bir yalan söylemesini ben istedim. Ne oldu? Signora Mendes yollamış. Paşa Hazretleri, sizi böyle bir vakitte çağırmak istemezdim. Ancak mevzu mühim. Bir an evvel konağıma gelmeniz lazım. Yaklaş Rüstem Paşa. Signora Mendes'in üzerindeki tesiri muazzam. Teklifiyle geldiğine göre. Sultan Süleyman'ın damadının, hele ki Mihrimah Sultan'ın zevcinin başka bir hatunla münasebeti kabul edilemez. Öyle değil mi Sokollu? Doğrudur şehzadem. Her kim buna cüret ederse yalnızca makamını değil, kellesini de kaybeder. Kaideler açık. Lakin idrak edemediğim tek bir husus var. Madem niyetiniz bütün bunları ifşa etmek, niye buraya kadar geldiniz? Beni karşınıza diktiniz. Akıllı adamsın Vesselam. Hatırlarsın sana bir teklifim olmuştu. Şehzade Bayezid'le olan savaşımda benim tarafımda olacak mısın diye sual etmiştim. Sanırım yeterince düşünmüşsündür. Şartlar da malum. Görüyorsun ya Rüstem Paşa. Bugün yaşadıklarımıza bizzat şahitsin. Şehzade Bayezid'in müttefikleri birer birer terk ediyor onu. Şimdi sıra sende. Lakin kuru bir söz kâfi değil.
benim tarafımda olmayı hak etmen lazım. Benden ne istiyorsunuz? Sultan Süleyman bugün yarın hükmünü ilan edecek. Eğer idam edileceğini zannediyorsanız yanılıyorsunuz. Bayezid böyle devam ederse akıbeti o. Şimdilik sürülmesi kâfi. Bayezid'in payitahttan uzak bir sancağa sürülmesini istiyorum. Bizzat senin vereceğin tavsiyeyle gitmesini istediğim bir yer var. Selim de, Bayezid da sizin oğlunuz. Sizin canınızdan, kanınızdan iki aslan parçası. Onlardan birini seçmek, diğerinden vazgeçmektir. Ki vazgeçtiğiniz şehzade öbürüne haset eder, kin tutar. Gel. Hünkârım, şehzadelerimiz geldiler. Ne kadar hain yalancı varsa etrafına toplamışsın Selim. Beni hiç şaşırtmadın. Lala Mustafa gibi bir düzenbaz benim değil. Ancak senin yanına yakışır. Lala Mustafa benim tarafımı seçtiyse bu devlete, âliye için kimin hayırlı olduğunu görmesindendir. Hünkârımız sizi bekliyorlar. İkiniz de beni sukuta hayale uğrattınız. Bilhassa sen Bayezid. Yaptığınız hiçbir şeye müsamaha gösterin. Bayezid bundan böyle seni Amasya sancak bir ilan ediyorum. Ben bunu hak etmedim hünkârım. Bilin ki hiç hak etmedim. Hala karşımda konuşmaya cüret ediyorsun. Selim, seni de Konya sancak bir ilan ediyorum. Hayırlara vesile olsun inşallah. Hükmünüz karşısında boynum kıldan incedir hünkârım. Derhal mevcut sancaklarınıza dönün, hazırlıklarınızı yapın. Akabinde tayin ettiğim sancaklarınıza gideceksiniz, çekilebilirsiniz. Hünkârım. Gel. Sultanım, paşam. Ne oldu? Hünkârımız, Şehzade Bayezid'i Amasya sancağına tayin ettiler. Ne diyorsun sen Mahmut Ağa? Onca sancak varken neden Amasya? Rahmetli Şehzade Mustafa'nın sancağı. Elbet takdirsiz yüce hünkârımızın. Benim nacizane tavsiyem, Şehzade Bayezid Hazretlerinin Amasya sancağına gönderilmiştir.
Bu manidar tayin sayesinde bir şehzadeye yakışmayacak yanlış bir yolda yürüdüklerini anlarlar. Konya'ya gidiyoruz diye sakın keyfini kaçırma şehzadem. Amasya ile kıyaslanırsa payitahta çok daha yakın. Bu büyük bir zafer. Öyle de Saruhan Sancağı benim için çok mühimdi Nurbanu. Boş kaldığı müddetçe bize hiçbir zararı olmaz. Nasıl yaparsın Selim? Bayezid'e nasıl kumpas kurarsın? Sen bu meseleye karışma Mihrimah. Bu benimle Bayezid'in arasında. Ben de bu meselenin bir tarafıyım Selim. Konya'ya tayin edilmeni ben sağladım. Bundan böyle hareketlerine dikkat edeceksin. İlk yanlışında seni perişan ederim. Kendine gel Mihrimah. Sen benim validem değilsin. Her ne kadar onun gibi davranmaya kalksan da Bayezid'in tarafını tutsan da nafile, zaferime mani olamayacaksın. Sakın Mihrimah, sakın. Benimle iyi geçinmeni tavsiye ederim. Zira karşında istikbalim padişahı duruyor. Şehzadem. Babam beni sürgün etti Atmaca. Hem de nereye biliyor musun? Amasya'ya. Pek manidar öyle değil mi? Yani hünkârımız bana diyor ki, rahmetli abin gibi seni de idam ettireceğim. Görünen köy kılavuz istemez şehzadem. Lakin hünkârımızın hesaba katmadığı bir husus var Atmaca. Ben rahmetli abim gibi değilim. Kaderimi Sultan Süleyman'ın eline teslim etmem. Kendi yolumu kendim çizerim. Aklınızdaki nedir? Sancağımıza gidiyoruz Kütahya'ya. Hünkârımızın emri yok hükmündedir. Amasya'ya gitmeyeceğim. Şehzadem bu alenen isyan demek. İsyansa isyan Atmaca. Ok yaydan çıktı artık. Geri dönüş yok. Erguvan, Hürrem Sultanımızın en sevdiği renkti.
Hünkârım, buraya gelmek size iyi gelmiyor. Başka nereye gidebilirim Gülfem? Benim Hürrem'den azade bir hayatım yok. İkimiz de en kötüsünü tattık. Evlat acısı nedir bildik. Gözyaşlarımız kana döndü. Evlat acısıyla kıyaslanmaz elbet. Lakin bu acı başka. Ben bu yaşadığınızı hiç bilmiyorum. Ne olur. Bir amaya rengi. Bir Sara şarkıyı anlatır gibi anlatın bana. Ruhunun eşini, hayatının aşkını kaybetmek nasıl bir his? Renkler vardı Gülfem. Sesler, şarkılar vardı. Bazen öyle anlarımız olurdu ki, alev saçlarından kıvılcımlar saçılırdı. Gözlerinden yıldızlar görünürdü. Bütün dünya nurla dolardı. Cümle alem bir kalp olup damarlarımızda akardı. Şimdi hiç renk yok.